Merhaba arkadaşlar, ayak topuna hoş geldiniz. Ankara Gücü maçı ile yeni bölümümüze başlıyoruz. En son yeni Malatya'yı 5-1 mağlup etmiştik. Galatasaray takibimizi sürdürüyoruz. Bu maçtan sonra da bir Trabzon'la çeyrek final maçı yapacağız. O da çok önemli. Kupayı da istiyorum. İnşallah burada galip geliriz de moralli gideriz oraya. Anton, Ozan, pas hatası. Dışarıya. Çok basit bir hataydı. Şimdi Emre. Ortaladı Vedat Muriç. Affetmedi Vedat Muriç, en sevdiği toplar. Emre'nin asisti Muriç'in golü. Ankara Gücü sonuncu. Emre. Bir orta geri Rodriguez. Galatasaray da Rize'ye attı. Müdahale edin. Anton. Kimse müdahale edemedi. Altay çıkardı ama ofsayt. Sadık. Deniz, Ozan, şimdi Arias. Santiago Arias ortaladı. Geri Rodriguez koştu, aldı. Emre, Arias'a müthiş top. Ozan tufan dışarıya. Muriç, ilk yarıda 2'yi bulursak çok rahatlarız. Emre. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. İlk golünü attı. Sonunda attı. Geri Rodriguez. Artık Şubat ayına geldik. İlk kez gol attı. Deniz. Karşıladı Fenerbahçe. Miha. Ozan. Anton. Arias'ta kaldı. Şimdi Santiago Arias müthiş sıyrıldı. Deniz, Ozan dışarıya. İyi vuramıyor bugün Ozan. Emre Belözoğlu 2 asist yapmış yine. Gustavo ile birlikte 7 asisti vardı. Bugün Gustavo'yu geçti. Gustavo da sakat. Evet, 2-0'ı bulduğumuza göre 54'ü gördük. Emre'nin de oraya bir adam alamadık. Artık Emre'yi dinlendirelim. 2 golde de katkısı var Emre Belözoğlu'nun. Miha sakatlandı. Kötü oldu. Ferdi'yi alalım. Galatasaray da 2-0 yaptı. Evet, 2 puanlık fark bu hafta devam edecek gibi. Arias, Muriç, Santiago Arias. Çizgide sürdü topu Vedat Muriç. Kaptırdı. Deniz gitti aldı. Arias. Fenerbahçe 3. golü arıyor. Ozan. Şimdi solda geri Rodriguez. Ferdi Kadıoğlu. Anton. Ozan. Arias. Joelson müthiş gol. Yalnız bu Anton dışını hiç kullanmıyor. Dönüp sağ ayağıyla orta açıyor. Genelde ben dışını kullanmasını beklerdim. Evet, Sadık yerine Serdar'ı alalım. Sarı kartı var Sadık'ın. Serdar da çok şanssız. Devre arasında da sakatlandı. Yine oturtamadık onu. Sadık da iyi oynuyor açıkçası. Miha 6-7 gün yok. Trabzon maçını kaçıracak. Emre'yi övelim. Evet. 5 maçtır kazanıyoruz. Yine iyi bir seri yakaladık.
Transfer dönemi sona erdi. Bir tek sol bek transferi yaptık. Zaten ilk yarı iyi futbol oynuyorduk. Çok eksiğimiz yoktu. Sol bek transferi yaptığımızda isabet oldu. Çünkü Gustavo sakatlandı. Fischer da sakat. Ama Rodriguez'in biraz performansının yükselebileceğini düşünüyorum. Bu maçta gol de attı. İnşallah devam eder. Evet, aynı kadro. Sadece Arias cezalı. Murat Sağlam oynayacak. Zayiç'in yerine de hafif sakatlığı var. Onun yerine de Ferdi oynayacak. Trabzon deplasmanına gidiyoruz. Artık öyle kupada rotasyon yapacak bir durumda değiliz. Trabzon'la oynayacağız. Hem de çeyrek final. Riski alamam. Ardından Konya deplasmanına gideceğiz. Sonra yine Trabzon'la oynayacağız. Çok sıkışık bir fikstür yine. Şöyle ben birkaç önlem alayım. Çok teknik oyuncuları var. Çok güçlü oyuncular var ileride. Havadan oynayacağım. Vedat Muriç inşallah bugün formundadır. Vedat Muriç'imdi. Deniz Türüç ortaladı. Ferdi Kadıoğlu attı. Miha'nın yerine oyundaydı Ferdi. 5. golü bu sezon. Çok iyi. Yani yedekten aldığım bir oyuncu için 5 gol çok iyi. Kupada çok etkili. Kupada 11 oynatıyoruz. Tabii onu hem orta sahada hem kanatta kullanıyorum. İki tarafta da yedekliyor beni. Performansı da iyi olması çok iyi. Şimdi geri Rodriguez. Geri penaltı. Çevikliğini kullandı. Pereira indirdi geriyi. Emre Belözoğlu. Emre. Uğurcan çıkardı. Emre ilk defa penaltı kaçırdı bu sezon. Yalnız çok büyük avantaj olacaktı deplasmanda 2-0 ama. Emre kaçırdı. Evet, 1-0 öndeyiz. Çok kötü değil. İki ayaklı bir maç sonuçta. Emre şimdi ortaladı. Muriç, Ferdi. Yalnız çok net bir pozisyon kaçtı. Şu pozisyon da geçsin. Bir değişiklik yapacağım. Emre, Deniz. Şimdi Murat Sağlam. Murat. Deniz Türüç ortayı yaptı. Vedat Muriç 2-0. Vedat Muriç affetmedi. 2-0. Artık Konya maçını düşünerek yorulanları çıkarmam lazım. Sadık 3 oldu. Sadık attı. Sadık da çok iyi bu sezon. Vermiyor formayı Serdar'a. Evet, Emre. Şöyle yapayım. Emre'nin yine kart görmesini isteyeceğim. Bir türlü görmüyor. Deniz Türüç 3 asist. Müthiş bir performans. Sol beki riske atamam. Hasan Ali'yi alacağım. Altay. Sadık. Sadık Çiftpınar ileri oynadı. Cilerme'de kaldı. Kampi. Badu. Ndiaye vurdurtmayın. Altay.
Hasan Ali, Vedat Muriç. Hasan Ali şimdi ortaladı, karşıladı, kontraya çıkıyor Trabzonspor. Envakame geldi ve attı. Tam bu topların oyuncusu zaten. Affetmedi. Evet, Deniz'in yerine de Allah yeri alacağım. Skor 3-1. Emre de ısrarla kart görmüyor. Yapacak bir şey yok. Jason'u alalım. Yani kart görme desek çıkar kart görür. 3-1. Çok iyi skor. Saraçoğlu'nda çok rahat olacağız. Şimdi Konya deplasmanında çok zor bir deplasman. Onlar da bizim gibi çok gol yiyen bir takım değil. Arias'ı hemen 11'e alayım. Şöyle bir bakıyorum. Başka bir değişiklik. Mihai yedeğe alacağım. Çok fazla iyi değil. Kondisyonu. Taktiğimiz işe yaramıştı Trabzon maçında. Konya'ya da biraz bakacağım. Çünkü zor açılacak biliyorum. ...1.83... ve 1.85 stoperleri var. Yani çok ekstra uzun boylu değiller. Şöyle yapayım. Yine Vedat Muriç'i kullanma adına hücumda havadan. Evet, Emre burada geldi, kartı gördü. Gör gör dedik. En olmayacak yerde gördü. Bu maçtan sonra Trabzon maçını etkilemeyecek. Tabi Başakşehir deplasmanında olmayacak. O kötü oldu. Serkan Kırıntılı. Mak. Alper. Hadzi Ahmetoviç, Alper. Bayağı top yaptı Konyaspor. Biraz daha presi arttıralım. Ömer Ali, Riyad Bayiç, 1-0. Ama offside. Evet, hakem golü iptal etti, offside. Bu kadar top yaptırmamamız lazım. Serkan Kırıntılı. Pres pres. Basın biraz ya. Ömer Ali. Geri Rodriguez'e bir çalım. Sağdan gitti. Güzel müdahale. Anton şimdi. Anton Nedyalkov. Bulgar oyuncu. Ferdi'ye verdi. Emre. Deniz. Emre Belözoğlu. Anton. Emre. Fenerbahçe'nin devre arası transfer. Müthiş top attı Arias'a. Arias. Vedat Muriç dışarı. Vedat Muriç, şunları atman lazım. Emre sarı kartı var. Riskli bir durum ama açamadık kilidi. Yalnız %29 topla oynamışız. Bari kontraya kalkalım da. Bu kadar da topu vermeyelim ya.
Evet, Ferdi etkili olamadı orta sahada. Ezildi. Miha'yı alacağım. Miha da güçsüz bir oyuncu ama şutları çok etkili. Her an her yerden iyi bir şut çıkartabilir. Emre. Bir hata Miha. Serkan. Soluna geldi. Sağ ayağına gelseydi affetmezdi. Evet, şimdi Sadık. Arias. Dakika 62. Santiago Arias. Açamadık kilidi hala. Deniz Türüç. Vedat Muriç. Direkten dışarı. Evet, biraz daha ön alanda oynamanın zamanı geldi. Bir puana razı olamayız. Emre ortayı yaptı. Duran topları da çok iyi savunuyorlar. Kemp şimdi. Oliver Kemp. Ozan Tufan. Sadık. Arias. Deniz. Emre. Arias koştu. Atar mı attı? Arias. Geçemedi. Deniz. Emre Belezoğlu. Ozan Tufan. Geri Rodriguez. Victor Fischer'ın sakatlığında sahne almayı başardı Geri Rodriguez. Alışıldık gollerinden bir tanesini attı. Evet, şimdi hem biraz daha orta sahayı tutma adına Emre Belezoğlu'nu çıkartalım. Jailson'u alalım. Deniz kullandı. Vedat Muriç dışarıya. Çok iyi açtık kilidi. Şimdi Ömer Ali. Aman aman. Sadık karşıladı. Deniz. Bir hızlı atak şansı Fenerbahçe adına. 3'e 2. Deniz. Yerleşti savunma ama penaltı. Penaltı. VAR'a gidiyor hakem. Hiç bakma penaltı. Çalımı attı, indirdi çünkü. Robert Mack. Evet, hakem VAR'a baktı ve penaltıyı verdi. Emre de çıktı. Kullanacak diğer isim kimdi? Maka sarı kart çıkartacak. Evet, Deniz Türüç kullanıyor. Güzel. Hadi Deniz. Aratma Emre'yi. Deniz. Evet, bitti. Bu iş bu kadar. Şimdi Anton'u da çıkartayım. Aynen, Anton'u çıkartayım. Hasan Ali'yi mi alayım? Karar veremedim çok. Serdar Aziz'i alalım Sadık'ın yerine. Hasan Ali artık sezon sonu gidecek. Daha çok bizim oyuncularımızı kullansak daha iyi olacak. Belki Hasan Ali'yi Trabzon maçında kullanırım. İlk maç 3-1 zaten. Anton. Muriç. Ortaladı. Ozan vuramadı. Serdar karşıladı. Alper. Gilerme. Deniz. Vedat Muriç. Hızlı atak şansı. Vedat Muriç. Atamadı. Anton. Oliver Kemp. Evet, güzel. Sakin. Altay. Şimdi Miha'ya. Güzel top. Vedat Muriç. Anton. Geri Rodriguez'i gördü. Geri Rodriguez. Az kalsın atıyordu. Deniz gitti, aldı. Deniz Türüç'ten Muriç'e doğru. Vedat Muriç alamadı. Evet, Serdar. Hakem faulü verdi. Artık son bir şans Konya adına. Bir duran top. Dışarı attılar. Evet, kazanıyoruz. Güzel bir bölüm oldu. Geri Rodriguez, aferin. Sonunda gözüme girdin. Evet, Galatasaray'ın da ne yapacağını hemen bakalım. Bölümü öyle noktalayalım. Şu an maç fazlasıyla lider olmuş olmamız lazım. Emre Belözoğlu cezalı duruma düştü. Aynen, maç fazlasıyla lideriz. Bakalım Galatasaray kayıp yaşayacak mı?
Göztepe ile oynuyor kendi sahasında. Kendi sahasında zor. Trabzon yendi. Galatasaray da kazandı. Evet. 2 puan fark devam ediyor. 13 hafta kaldı. Bakalım diğer bölümde neler olacak. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ayak topunu takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.